arkadaşlar, bugün sizlerle çok güzel bir konuya, çok kullanılan, çok yaygın bir konuya değineceğiz. Emir çekimi arkadaşlar. Emir fiilleri nasıl elde edilir? Bunları biz şimdi kurallı bir şekilde ve ayrıntılı bir şekilde sizlere yollarını göstereceğim. Nasıl elde edeceğinizi, nasıl kullanacağınızı göstereceğim size. Biz peki hangi fiilleri, hangi emir çekimini öğreneceğiz? Bizim çünkü sarf oynatma listesinde eğer bakarsanız bir sürü fiil çekimi var arkadaşlar. Bugün sizlerle salim fiilin emri hazır çekimini öğreneceğiz arkadaşlar. İkinci şahıslara yönelik emir çekimi. Git, gel, otur, yemek ye, sus gibi ikinci şahsa verilen emir çekimini öğreneceğiz arkadaşlar. Türkçe'de hem bayana hem de erkeğe aynı şekilde emir verirken Arapça'da bunlar arkadaşlar değişecek. Çok basit bir ayrıntıyla değişecek. Ondan da bahsedeceğim size. Korkmanıza gerek yok. Biliyorsunuz Arapça'da birçok şahıs zamiri olduğu için ister istemez çekimlerde de onlara göre değişiklik olacaktır arkadaşlar. Şimdi biz bir fiili nasıl emir çekimini dönüştürebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi başlığımızı yazalım. Emri hazır. Tabi salim fiilin arkadaşlar emri hazır çekimi. Bunun için bizim bazı kurallara ihtiyacımız olacak her zamanki gibi. Tabii bunu benimsedikten sonra kurallara uymadan kendiniz oluşturacaksınız bu emri hazır çekimlerini arkadaşlar. Şimdi bizim bir fiili emri hazır yapabilmemiz için öncelikle o fiilin muzari fiil formunda gelmesi gerekiyor. Yani şimdiki zaman ya da geniş zaman formunda gelmesi gerekiyor. Muzari bir diyelim. Muzari kalıpta gelmesi gerekir. Bu ilk kuralımız. İki, ente'ye göre olan çekimi ilk önce size göstereceğim. Arkadaşlar erine göre yani müzekkere göre olan çekimi ilk başta size anlatacağım. Muzari fiilin başındaki muzarat harfi atılarak yerine elif harfi getirilir. Hemen örnekte size göstereceğim bunu. Şimdi biz muzar fiili değerlendireceğiz arkadaşlar. Muzar fiilin başında bizim size bahsetmiştim 4 tane muzar harflerinden birisi olmak zorundaydı. Bunlar hangileriydi? Y, T, Elif, Nun. Bunlardan herhangi birisinin mutlaka muzari fiilin başında olması gerekiyordu. Neye göre geliyordu Elif, Nun ya da T ya da Y arkadaşlar? Zamire göre arkadaşlar, şahıs zamirine göre değişiyordu. Mesela ben yazıyorum dersek ektubu, bakın Elif geldi. Sen yazıyorsun dersek erkeğe ente tektubu, T geliyordu arkadaşlar. Tektubu, sen yazıyorsun. Ektubu, ben yazıyorum. Biz burada neyi kullanacağız? Ente'yi kullanacağız. Sen yazıyorsun. Ente tektubu. Şimdi tek tubuyu yazalım buraya. Tek tubu. Muzari fiilin başındaki muzart harfi atılarak. Yani şuradaki T arkadaşlar. Atıyoruz. Bu birinci kuralımız. Atılarak yerine elif harfi getirilir. Evet. Attık. Ve diğer harflerimizi yazalım şimdi. Aynı şekilde. Attık arkadaşlar. Yerine ne getireceğiz? Elif harfini getireceğiz.
Elif harfi getirilir. Muzarat harfini atarak yerine Elif'i getirdik. Neden bir harf getiriyoruz arkadaşlar yerine? Çünkü fiilin ilk harekesi arkadaşlar sükun olduğu için okuyabilmemiz için arkadaşlar mutlaka önünde bir harf olması gerekiyor. O harf de arkadaşlar Elif olacak her zaman. Bu değişmiyor. Her zaman Elif gelecek. Diğer fiillerde de aynı şekilde yapıyoruz. Yani Y, T, Elif, Nun geldiği zaman muzarat harfi olarak arkadaşlar onları atıp yerine Elif'i getiriyoruz. Şimdi biz bu Elif'i nasıl harekeleyeceğiz? Bu da önemli. Onun için diğer kurala geçiyorum. İki demişti. Bir, iki. Şunu sileyim başlığı. Üçü şurada devam edeyim. Üç. Elif'in harekesini neye göre arkadaşlar ekleyeceğiz? Fiilimizin sondan ikinci harfine bakıyoruz. Fiilimizin sondan ikinci harfi arkadaşlar. Harekesi ötre ise Elif'in harekesi ötre. Ötre değilse arkadaşlar Elif'in harekesi esre olacak. Biz sondan ikinci harf arkadaşlar bu şekilde söylüyorum size daha kolay olsun diye. Yoksa normalde Arapçadaki adı aynel fiil. Şimdi ben şuraya şöyle yazayım. Aynel fiilin harekesi ötre ise Elif'in harekesi ötre olur. Aynel fiilin harekesi. Arkadaşlar burayı sileceğim birim. Devam edeceğim çünkü üçüncü kuralı yazmaya. Aynel fiilin harekesi ötre değil ise arkadaşlar Elif'in harekesi esre olur. Elif'in harekesi esre olur. Şimdi bakalım. Aynel fiilin harekesi yani sondan bir önceki harfin harekesi ötre ise Elif'in harekesi ötre. Arkadaşlar yani burada aynel fiilimizin harekesi ötre olduğu için Elif'imizin de harekesi ne olacak? Ötre olacak. Şuraya yazalım. Aynel fiilimizin sondan bir önceki harfimizin harekesi ötre olduğu için Elif'in de harekesi ötre oldu. Eğer bu ötre olmasaydı yani üstün ya da esre olsaydı arkadaşlar o zaman Elif'in de harekesi ne olacaktı? Esre olacaktı. Şimdi son kuralımıza geçelim. Ona da dört diyeceğiz. Umarım dışarıdan ses gelmiyordur arkadaşlar. Çok ses geliyor şu anda. Mikrofonu o yüzden bugün taktım. İnşallah ses yoktur. 4. Şimdi arkadaşlar, Arapçada emir fiilin en belirgin özelliği son harekesinin cezim olması. Emir fiilin son harekesi cezim yani sükun olmalıdır. Biz bunu emire dönüştürmek istiyorsak arkadaşlar
Son harfimizin de harekesini ne yapacağız? Bütün bu işlemlerden sonra cezim yapacağız ve emir fiilimizi elde etmiş olacağız. Uktu, yaz. Ente, seni, sen. Ente zamirine göre emir fiilimizi oluşturduk arkadaşlar bu şekilde. Ente, uktu, sen, yaz. Şimdi arkadaşlar birkaç tane örnek vereceğim. Daha sonra da ente'ye göre olan çekiminden de bahsedeceğim ve dersi bitireceğim. Evet, şimdi tehrucu çıkıyorsun. Tehrucu. Bunun emir çekimini yapacağız buraya. Yedhulu tedhulu pardon. Tedhulu giriyorsun. Teşrabu teşrabu içiyorsun. Tes tey kizo uyanıyorsun. Evet arkadaşlar bunların çekimlerini yapalım şimdi. Emir çekimlerini arkadaşlar ne yapacaktık? İlk kuralımız muzar fiil olması. Zaten muzar fiil olarak getirdim. İkinci kuralımız neydi arkadaşlar? Muzarat harfini atıp yerine elif getirmek. Evet yapalım. Elif'in harekesini arkadaşlar üçüncü kuralımız nasıl oluşturuyorduk? Sondan bir önceki harfimizin harekesine bakıyoruz. Yani aynel fiilimizin harekesine bakıyoruz. Aynel fiilin harekesi ötre ise Elif'in de harekesi ne oluyordu? Ötre oluyordu arkadaşlar. Ve son harfimizin harekesini ne yapacaktık? Emir çekim olduğu için son kuralımız olan cizme dönüştürüyorduk. Evet bakın emir çekimini elde etmiş olduk. Uhruç, çık. Tedhulu, giriyorsun. Nasıl yapacağız arkadaşlar? T'yi silelim. Zihninizden silin arkadaşlar. Geriye kalan DHL'yi yazalım şuraya. Başa ne gelecekti bunu sildiğimiz için? Elif gelecekti. Sondan bir önceki harfimizin harekesi ötre olduğu için Elif'in de harekesi ötre olacak. Ve emir fiili elde etmek istediğimiz için zaten sonu cezimliyorduk. Diğer harfimizin de harekesini hemen yazıyoruz. Udhul, gir. Teşrabu, arkadaşlar muzarat harfimizi ne yapıyoruz? Siliyoruz. Onun yerine Elif'i getiriyoruz. Emir çekim olduğu için son harfimizin harekesini cezim yapıyoruz. Dönüştürdük. Cezim yaptık. Elif'in harekesini ne yapacağız arkadaşlar? Sondan bir önceki harfimizin harekesi ötre ise Elif'in harekesi ötre. Ötre değilse arkadaşlar bakın ötre olmadığı için Elif'in de harekesi ne oldu? Esra oldu. İşrap. İç. Testay kızı. Sen uyanıyorsun. Ne yapacağız arkadaşlar? T'yi attık. Muzarat harfini attık. Cezimle başladığı için arkadaşlar başını ne getirmemiz gerekiyor? Elif getirmemiz gerekiyor ki okuyabilirim. Çünkü sükunla başlayan bir kelimeyi biz okuyamayız. O nedenle kendisinden önce mutlaka bir sesin olması gerekiyor. İstekir. Zaten emir fiili olduğu için ne yapıyoruz? Sonunu direkt cezimleyebilirsiniz arkadaşlar. Cezim koyduk. Sondan bir önceki harfimizin aynel fiilin harekesine bakıyoruz arkadaşlar. Ötre ise ötre olacaktı. Ötre değilse esre. Esreyi koyduk. Diğer hareketleri de hemen yerleştiriyoruz. İstey kıyım. Evet, uyan. Bu şekilde elde etmiş olduk arkadaşlar. Peki biz bunu ente'ye göre nasıl çekimleyeceğiz? Yani
dişile göre, bayana göre biz bunu nasıl çekimleyeceğiz? Bu erkeğe göre olan çekimde, enti'ye göre olan. Şimdi enti zamirine göre nasıl yapacağız arkadaşlar? O da çok kolay. Sadece tek bir farkı var. Şurayı sileceğim ilk önce. Enti zamirine göre muzari fiili yazıyoruz. Enti tehrucine. Tehru ci ne? Evet arkadaşlar, ne yapıyorduk? Muzarit harfimizi atıyorduk. Sondan bir önceki harfin harekesine göre Elif'in harekesini koyuyorduk, değil mi? Şimdi bizim burada Y ve Nun enti zamirine eklenen eklerde. Bunlara göre hareket etmiyoruz tabii ki. Şunları kapatalım. Sondan bir önceki harfimizin harekesi ne oluyor? Ötre oluyor yine. Ne yapacağız? Elif'in harekesini ötre koyacağız. Uh, ru. Cim harfinin harekesi ne olması gerekiyordu normalde? Cezim olması gerekiyordu ama iğne eki geldiği için enti de arkadaşlar, burada cezim alameti, sükun eklemiyoruz. Bunun yerine nunu hasfediyoruz arkadaşlar. Yani düşürüyoruz. Uhruci. Cimin de harekesini ekleyelim aynı şekilde. Evet, bu şekilde de enti'ye göre olan, enti'ye göre olan emir çekimini elde etmiş oluyoruz. Uhruci. Bunun arkadaşlar açık şekilde cezim getirmiyoruz. Bunun yerine nun düşüyor. Bu da cezim alametlerinden biri olarak sayılıyor. Cezim alameti olarak arkadaşlar nunun hazfı, yani atılması cezim için yeterli. Enti de uhruci. Şimdi udhul enti'ye göreydi. Ente. Enti'ye göre nasıl yapacağız bunu? Udhuli diyeceğiz. Bakın. Karışık mı oldu şimdi? Şuraya yazayım. Udhuli. Udhuli. Aynı şekilde yazıyorsunuz. Sadece sondaki harfe y'yi ekliyorsunuz arkadaşlar. Ve i ile bitiriyorsunuz. Söylenişini. Taşra bu. İçiyorsun. İşrap, iç. Ente'ye göre. Bunun bayana göre olanı nasıl söyleyeceğiz? İşrap, işrabi. İşrabi. Yazılışı değişiyor arkadaşlar. İşrabi şuraya yazayım. İşrabi. İşrabi. İstaykıl. Uyan. Erkeğe göre, enteye göre. Enteye göre nasıl yapacağız? İstaykıl. Bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Yani kuralları arkadaşlar benimsemeye çalışın. Ezberleyin kuralları. Onun dışında zaten bir şeyi yok. Umarım faydalı, güzel bir ders olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi Arapça öğrenmeler diliyorum. Bay bay.